Dağlarda ismini bilmediğim bir ot yetişir Feride. İnsan onu daima koklarsa bir zaman sonra kokusunu daha az duymaya başlar. Bunun ilacı bir zaman kendini ondan mahrum etmektir. Hatta bazen sırf o eski güzel kokuyu yeniden hatırlamak hissiyle herhangi bir kokuyu. Mesela bir manası sarı çiçeği yüzüne yaklaştırır. Birebir Kitap programına hoş geldiniz. Ben Elif Damla. Bu pasaj Cumhuriyet döneminin en önemli yazarlarından Reşat Nuri Güntekin'in 1922 yılında yayımlanan Çalıkuşu romanına ait. İstanbul'da bir Fransız mektebinde eğitim gören Feride'nin hikayesi, Güntekin'in kaleminden akıcı ve samimi bir üslupla okuyucuyla buluşuyor. Annesi ve babasını küçük yaşta kaybetmiş Feride'nin mektepte ve yakın akrabalarının yanında serpilip genç kızlığa geçiş serüveni ve kuzeni Kamuran'la arasındaki aşk-nefret ilişkisi kitabın ana hikayesini oluşturuyor. Kitapta aynı zamanda İstanbul anlatımının yanı sıra Anadolu'nun isimsiz köylerinden de izler bulunuyor. Birçok kez televizyon ekranlarına da uyarlanan yapıt, aynı zamanda dönem açısından değerlendirildiğinde güçlü bir kadın portresi sunuyor. Eğer siz de Çalıkuşu'nu hala okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Birebir Kitap programının bu bölümlük sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.